Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet 2018 yılının geneline baktığımızda acaba hangi gezegenler sizi destekliyor? Hangi gezegenler biraz zorlayacak? Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım. Evet, ay düğümleri yıl boyunca Aslan Kova aksında hareket ediyor ve önemli gezegen hareketlerimiz, özellikle tutulma döngülerimiz de yine Aslan Kova aksında olacak. Bunlar 6. ve 12. evinize işaret ediyor. Bunlar biraz daha orta vadeli, uzun vadeli hayatınızda dönüşümlerin olabileceğini, yapılandırmalar içerisinde olabileceğinizi işaret ediyor. Bazı şeyleri artık hayatınızdan çıkarmanız, sonlanmaları kabul etmeniz gerekiyor. Bazı şeyleri artık yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Günlük yaşamınız, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız ve kişisel gelişiminizle ilgili her türlü konu, aslında biraz geniş bir alandır bu. Son zamanlarda geçtiğimiz yıldan başlayarak sizi etkisi altına almaya başladı. Bu yılda bunlar devam edecek. Yıl sonuna kadar da bu konularda çok yol kat edebilirsiniz ve hayatınızı yeni baştan düzenleyebilirsiniz. Evet, Jüpiter, şans gezegenimiz Jüpiter Akrep Burcu'nda Kasım ayına kadar, 8 Kasım'a kadar Jüpiter 3. evinizde olacak. En fazla gelişme imkanının zihinsel konularda, iletişim konularında olduğunu söyleyebiliriz. Yeni konularla ilgilenebilir, eğitim alabilirsiniz, yabancı bir dil öğrenebilirsiniz, bol bol seyahat edebilirsiniz. Kardeşler, akrabalar, kuzenler, yeğenler şu dönemde etrafınızda biraz daha şanslı olabilir ve onlardan destek alabilirsiniz. Çevremizin genişlediği bir dönem. Üçüncü evdeki etkilerle ticari konular, iletişimle ilgili her türlü faaliyet, yeni bir otomobil almak, tüm bunlar da gündemde olabilir. Sizi destekleyen bir pozisyonda olacak Jüpiter. 8 Kasım'dan itibaren ise Jüpiter Yay Burcu'nda 4. ev alanınıza girecek. Yılın son 2 ayı ve 2019'da da devam edecek olan bu süreçte de emlak almak, satmak, gayrimenkul gibi konular, ailevi konular sizin için daha verimli bir hale gelecek. Evet, bu yıl Satürn Oğlak Burcu'nda. Satürn Oğlak Burcu'nda çok güçlüdür ve verimlidir. Toprak elementinin bir burçta ilerleyecek kendi burcunda. Siz de toprak elementinden bir burçsunuz. Size güzel bir açı yapacak. Güzel bir pozisyonda olacak. Plüto da Oğlak Burcu'nda, ki Plüto enerjisine artık uzun süredir alıştınız. 2008'den bu yana Plüto Oğlak Burcu'nda 5. evinizde ilerliyor. Şu dönemde belki de hayatınızda, özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, onlarla ilgili konularda çok daha güçlü dönüşümler içerisinde hissettiniz kendinizi. Belki de aşk hayatınızla birlikte, aşk ilişkilerinizle birlikte veya çocuklarınız ve onlarla ilgili konular sizi de bir şekilde geliştirdi, büyüttü, olgunlaştırdı, dönüştürdü şu süreçte. Şimdi Satürn de Oğlak Burcu'na geliyor ve Satürn'ün olduğu yerde yeni temeller atılması, yeni bir inşa vardır ve burada Satürn olayları sağlamlaştırmaya çalışır, zayıf halkaları elemeye çalışır. Bunu yaparken tabii ki zaman zaman bizi zorlar. Özellikle de bırakmak istemediğimiz, değiştirmek istemediğimiz konular varsa ki bunların bizim için geçerliliği kalmamışsa, yararı kalmamışsa, Satürn bunları bir şekilde hayatımızdan çıkarmak için bizi zorlayabilir. Bu da bizi rahatsız edebilir. Ancak Satürn'ün hayatımıza katacağı şeylerin de çok daha sağlam, kalıcı ve uzun vadeli olduğunu unutmayın. Şu dönemde belki çocuklarınızla ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Çocuklarınızın biraz daha büyüdüğünü, olgunlaştığını hissedeceksiniz. Ve onların hayatınız ve sizin üzerinizdeki etkileri de artacak. Zaman zaman tabii ki zorlandığınızı da hissedebilirsiniz. Ama çoğu zaman da onlarla beraber büyüdüğünüzü, olgunlaştığınızı hissedebilirsiniz. Bir yandan da Satürn burada aşk hayatı, romantik konularda hayatın daha eğlenceli, keyifli yanlarına biraz daha temkinli ve ciddi yaklaşmanızı sizden talep edecek. Belki de bazı yüzeysel ilişkileri burada sonlandırabilir ya da finansal konularda risk alıyorsanız eğer, hani kumar, şans oyunu, borsa gibi spekülatif konulara meraklıysanız, aslında Başak Burçları çok fazla meraklı değildir bu konulara, daha güvenli hareket etmeyi sever. Satürn burada bu tarz konularda da yine sizi zaman zaman zorlayabilir ve sizi terbiye edecek, nefsinizi bir şekilde kontrol etmenizi sağlayacak kavramlarla yüzleşebilirsiniz. Evet, para konularında istikrarlı, güvenli,
sağlam hareket etmeniz gerekiyor. Uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Hızlı ve büyük kazançlar yerine belki daha yavaş ama daha istikrarlı yapılara, kazançlara, kazanç yollarına bu dönemde yönelmeniz gerekiyor. Eğitim evinizdeki Jüpiter'le yaratıcılık, sanat ve hobiler evinizdeki Satürn de güzel bir pozisyonda, açıda olacak bu dönem içerisinde. Plüton'un da yine aynı şekilde yıl boyunca Jüpiter'le olumlu açıları var. Bir yandan da Balık burcundaki Neptün'ün Jüpiter'le, Satürn'le, Plüton'la daha olumlu görünümleri olduğunu görüyoruz. Bu da bazı yeteneklerinizi geliştirmek, bunları belki de biraz daha üzerinde daha disiplinli eğilerek, çalışarak, belki alınması gereken bazı eğitimleri alarak iş haline getirmenize, kazanç elde etmenize neden olabilir. Yani daha sıradan, daha yüzeysel uğraşlarınızı, hobilerinizi daha ciddi ele alıp onları gerçek bir değer haline getirebilirsiniz. Bu konuda özellikle müzik olabilir, resim olabilir, spor olabilir, herhangi uğraştığınız bir kişisel uğraş olabilir. Şimdi onlarla daha disiplinli, daha iyi bir şekilde ilgilenip, biraz daha fazla çalışıp emek harcamanız gerekebilir. Bunun için de kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz sevgili Başaklar. Evet, bu yıl Uranüs Koç burcundan ayrılacak. Mayıs ayında, Mayıs'a kadar yine Koç burcunun son derecelerinde ilerleyecek. Bu süreçte Uranüs'ün Koç burcunda olduğu, özellikle 2010 yılından bu yana olan 7 yıllık süreçte finansal durumunuzda ani iniş çıkışlar yaşamış olabilirsiniz. Biraz dengesizlikler getirdi Uranüs bu alana. Mayıs'tan itibaren Boğa burcuna geçecek. Bu yıl Boğa burcunun ilk derecelerinde ilerleyecek. Retro döneminde 7 Ağustos'tan sonra retrosu var. Bu da hani Eylül sonlarından itibaren Kasım'ın başlarında yine Koç burcuna kısa bir süreliğine dönmesine neden olacak, ama daha sonra 6 Kasım'dan sonra artık ilerlemeye başladığında 2025 yılına kadar Uranüs Boğa burcunda olacak. Uzun bir süre bu. Dolayısıyla daha kolektif alanda, daha toplumsal alanda önemli etkilerini hissedeceğiz biz bunun. Sizin haritanızda Boğa burcu 9. ev alanlarını temsil ettiği için Uranüs enerjisini buralarda hissedeceksiniz. Ama bir yandan da Boğa burcu size güzel bir açı yapar. Yani yine toprak elementi bir burçtur. Ve Uranüs burada 2025 yılına kadar kimi zaman daha güçlü olmak üzere, kimi zaman etkisini daha az hissedebilirsiniz. Bu kişisel haritanızın pozisyonuna göre değişir. Uranüs burada özellikle uluslararası konular, yabancı kültürlerle ilgili her türlü bağlantı, ilişki, uzak seyahatler, kişisel gelişim, maneviyat gibi alanlar, akademik konular, basın ve yayıncılık alanındaki alanlarda zaman zaman sürpriz fırsatlar size çıkarabilir. İlginç konularla karşılaşabilirsiniz, ilginç geziler yapabilirsiniz. Farklı konulara ilgi duyabilir, daha bilimsel ve teknolojik konularla bu dönemde ilgilenebilirsiniz. Bu yıl iki kişisel gezegenimiz Mars ve Venüs'ün retro dönemi yılın belli dönemlerinde biraz daha hani kişisel ilişkilere temkinli yaklaşmamızı gerektirebilir sevgili Başaklar. Mars retrosunu 26 Haziran 27 Ağustos arasında yaşayacağız. 2 aylık bir dönem bu. Kova burcunda başlayıp Oğlak burcuna devam edecek. Bu süreçte özellikle iş ortamındaki ilişkilere daha temkinli yaklaşmak da gerekiyor. Üzerinde çalıştığınız işlerde biraz daha hani belki geçmişle ilgili konular ya da eksiklerle daha fazla yüzleşebilirsiniz bu dönemde. Çevrenizdeki erkek figürlerle ilişkilere de özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir de sağlığınıza bu süreçte daha temkinli yaklaşmanızda fayda var sevgili Başaklar. Özellikle Temmuz'un son haftası içerisinde olacak, yine tutulma döngüsü de sağlık evinizde olacağı için burada sağlığınız, dolaşım sistemi olabilir, bazı kronik sağlık sorunlar olabilir, kalp
ve tansiyon gibi bazı sorunlar olabilir, sinir sistemiyle ilgili konular olabilir. Hem Uranüs etkisi var, hem Mars retrosu ve tutulma döngüsü sağlık evinizi biraz daha fazla etkileyeceği için bu günlerde kendinize dikkat etmenizi öneriyorum. Ufak tefek de olsa belirtilere dikkat edin. Bir yandan da özellikle iş ortamınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Ani gerilimler oluşabilir çünkü. Evet, yılın son aylarında, sonbahar döneminde de 5 Ekim 16 Kasım arasında Venüs retrosunu yaşayacağız. Akrep burcunda başlayıp Terazi burcuna doğru bu meydana gelecek. Bu dönemde de özellikle yakın çevredeki ilişkilerle, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerin biraz daha hani finansal boyutuna, parasal boyutuna dikkat edin. İşte sizden borç isteyenler olabilir, alacaklar olabilir ya da ödenmesi gereken konular olabilir ki geçmişten bağlantılı bazı yine finansal ilişkiler olabilir. Bunlarda dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz bu süreçte. Önemli masraflardan da bu dönemde kaçınmakta fayda var. Tabii ki her zaman söylüyoruz, Venüs'ün retro olduğu dönemde özellikle özel ilişkilerde önemli kararlar almamak, hani evlilik gibi özellikle bu konularda çok önemli adımlar atmamak, biraz beklemek, bu süreci değerlendirmek daha doğru görünüyor. Evet sevgili Başaklar, 2018'in geneline baktığımızda her türlü konuda kendinizi geliştirebilir, yeteneklerinizi değerlendirebilir, eğitimler alabilir, özgüveninizi arttırabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. İletişim, medya, yayıncılık gibi alanlarda genel anlamda şanslısınız. Bu süreçte sağlık konularına biraz daha ciddi yaklaşmakta fayda var. Beslenme düzeniniz ve günlük hayatınızın alışkanlıklarında çok daha uzun vadeli dönüşümler, düzenlemeler yapabilirsiniz. Satürn ve Plüto'da özellikle aşk hayatınız, çocuklar ve onlarla ilgili konularda biraz daha sizi olgunlaştıracak, büyütecek konuları, sorumlulukları arttıracak gibi görünüyor. Ama bunlar sizin yararınıza olacak ve rahatlıkla da üstesinden gelebileceğiniz konular olabilir. Evet, yıl bazında yine günlük, haftalık, aylık videolarla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.